Nazlı Hanım canlı yayına geldi. Dün Semiha geldi. Nazlı Hanım'a soracaklarımız var. Elbette ki onun da açıklamaları var. Önce bir hatırlayalım. Sonra Nazlı Hanım her şey... Kapı açılsın. Evet, falan seni değil. Boşarım. Boşamak bir istiyorsan... Bir günde boşarım seni. Boşamak istiyorsan boşa, sıkıntı yok. Şimdi bu muhabbet çıktı. Boşarım, boşarım. Bir günde boşarım. Boşuyorsan boşa ya. Allah Allah. Sen kocandan özür bile dileyemiyorsun. Biz nasıl bir ömür boyu paylaşacağız seninle? Bir ekmeği nasıl bölüp beraber yiyeceğiz? Niye? İmzadan sonra mı böyle artistliğin tuttu? Yo, artistlik tutmadı. Hayır, kardeşim haklı. Beni düşünüyorsun. 4 senedir diyor ki sen yap bak. Ben yapıyorum, yapıyorum. Ama senden özür dilemiyorum diyor. Nazlı Hanım'dan ses kaydı var. Sesli mesaj göndermiş. Ben millete düğüne gelmeyin dedim. Benim düğünüm takısız dedim. Daha sonrasına gelince o kadar insan her kişi Emre'ye ne dedi biliyor musun? Emre sünnet çocuğuydu, Nurgül de annesiydi. Elinden tutmuş gezdiriydi dediler. Ne kadar ayıp ya. İnsan evladına bunu yakıştırıp söyler mi ya? Oğlun evleniyor, senin kalkmış diyorsun ki sünnet çocuğu. Sünnet seni çocuğu. Yakıştırdığı yere bak, vasfa bak. İşte sen böyle bir ailenin içindesin, anladın mı? Sen annesisin, özür dilerim de kimin arabasına biniyorsun, nereye gidiyorsun? Anneciğim, bu adamı kaç gündür, kaç yıldır, kaç senedir tanıyorsun? Bu arabanın sahibini bilmiyorum, tanımıyorum. Hiçbir şey olmaz. Taksiye de binebilirim. Tanımıyorum. Bak insanlar... Ben rica ettim. Ya sen neyin orada kafasını bas bas bağırdım ben ya, bas bas bağırdım. Neyse beni götürsün dedim. Yani adam da artık kendisine şey yaptı, o götürdü. Ya yani, bu tamam. Taksi de olabilirdi. Hadi bu cahil. Ne alakası var ya? Hadi bu cahil. Hadi bu kız anlamadı. Bak. Aa, sinirle haddi, gitti. Haddini anne, mi? Niye bak, bu arabaya biniyor? Anne niye bu arabaya biniyor? Anne bu arabaya niye biniyor? Sahibi tanıyor mu? Tanır ne? Sana mı soracak? Sen orada kimsin? Hayranlarımız var. Sen kimsin sevenlerimiz ki? Var bizim. Sen kimsin benim anama bastırıcım? Gaziantep'te de olsak sonuçta onlar herkesi davet etmişlerdi. Orada öyle önüne gelen bodozlamayı bir aramaya bilemezsin. Alıp götürebilirdi bu. Bir düşman da olabilir. Diyor. Bak hala diyorum. Hala. Ben Nurgül'ü seviyorum. Ben karımı seviyorum. Ben karıma sadece kızgınım. Kızgınlıklarımı dile getiriyorum. Keşke sen ben hatalarımı... Evet, sen bunu ölüyorsun, ölüyor. Keşke ben hatalarımı kabul ettiğim kadar Nurgül de hatalarını kabul etse biz şu anda el ele olacağız. Barışmak istiyorsa yüzüğü nerede Emre'nin? Çıkardım abla. O takmıyorsa ben niye takayım? Sen ona taktıracaksın yüzüğü. Misilleme yapma. Sen ona yüzüğü taktıracaksın. Dün hastalanmışım gelmiş mi? Kocam demiş mi? Her bir çorba getirmiş mi bana? Otel odasına mı getireceksin? Otel odasına evim değil, vardı. Ararsın kardeşim. Aynı evdeyiz de çorba mı yapmadım? Aynı evde oturuyoruz da çorba mı yapmadım? Hadi oradan be. Nazlı Hanım'dan mesaj. Oğlum sen onun oyuncağısın. Bunu böyle bil. İster seni sever, ister atar. Böyle bir hayata hazır ol. Benim bozma sebebim işte bu. Ben Nurgül'e söz veriyorum, anneme inat. Burada bir düğün yapacağım. Anlı şanlı güzel bir düğün. O düğünü saymıyorum. Saymıyorum o düğünü. Nazlı Hanım düğün davetli olmaz. Mi lan? Anneni çağıracak mısın? Gelir, anneni gelir. Çağıracak mısın? Gelir, anneme gelir. De uzaklaştırma alıyorum. Oo. Düğün neyin istemiyorum ben ne ya? 15 günde bir düğün mü yapacağım ben? Yani. Yoruldum valla. Yok 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 yok. Gidip boşanacağım. Ne yapmasın? Bravo ya? Sana yakışan da bu. Zeliha'nın söylediğini boşansın. Söylüyorum. Yok abi kusura bakmayın. Benden bu kadar. Boşanmak istiyorsa burada da boşansın. Gelinimi de alır giderim ben. Vallahi bak kusura bakmayın yani. Seda Hanım ayrıldılar mı şimdi? Boşanıyorsun değil mi kız? Şişt, bana bak.
Boşanır bunlar. Nurgül'e ben güveniyorum. Nurgül asla çizgisinden ödün vermez. Boşan gitsin. Yok, boşanır boşanır. Haydi oradan güzel bir müzik açalım. Ben bir oynayayım bunların ayrılığının şerefine. Haydi. Antep'in kalesine astılar fermanımı. Eman 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 astılar fermanımı. Emre, Nurgül ve Emre'nin kardeşi Semiha arasındaki gerilim yayın sonrası da devam etti. Önce Nurgül ve Emre, daha sonra da Nurgül ve Semiha kavga etti. Sen bana su fırlatamazsın. Sana daha beter bir şey yaparım. Sen bana bunu yapamazsın Nurgül. Sana daha beter bir şey yaparım. Neyini yapacaksın? Sana daha beter bir şey. Nasıl fırlatıyorum? Öyle fırlatıyorum işte. Daha beterini de yaparım. Bir konuş bende. Söz şişesi fırlatma da yeni moda oldu herhalde. Sen beni mi içiyorsun? Bak git şuradan, mendil etme. Şunlara bak ya. Seni köpek gibi kavga ediyorlar. He, bize bir gelin olacak bize. Ya kızım senin de saçını başını olur. Bana da bak. Bana herifte bağlı. Yeter artık. Ben çekeyim. Seni yollarım ha. Dün bunlar mı yaşandı ya arkada? Biz burada devam ederken. Görün işte. Ne oldu yayından sonra? Ona çirkin demeyelim, muhteşem bir gelin diyelim. Çirkin yılın gelini ödülünü alacak. Muhteşem bir gelin. Allah öyle bir yılın vermiş gelin ki sesin bile gitmiş hala konuşmayı. Hasretimden hemen koşa koşa gelmişsin Nazlı Hanım. Gerilim bana... gerilim diye koşa koşa gelmişsin. Bir gün de evde yatayım dinleneyim dememişsin yani. O sesle gelmişsin. Yazık sana oğlum. Vallahi çok üzüldüm. Sana abi da yazık. Parasına bir adam ne tutsa gerek yok böyle evlilikte yanında tutmuyor. Ben seni şu son zamanlarda gerçekten tanıyamaz hale geldim. Beni mi? Evet. Onu ben demiyorum. Sana iki tane sorum var. O bak, kelimeyi ben demiyorum. İki tane demiyorum sorum var sana. İki orada sorum var. Orada ne kadar insan varsa onlar söyledi. İnan. Yok. Allah şahit peki, ben söylemedim. Ya evet, bak Allah'ım sen şahit. Sen de yetiştirip Türkiye'nin önünde söylemişsin işte. Aynen. Sen Allah de o... Allah. O kadar insan bir herkes ne söyledi şey ben söylersem sizin abi. Sizin için bile yorumlarda neler yazıyorlar biz söylüyor diye muyuz? Ne söylerlerse her şeyi söylüyorlar yani. O söylenecek bir şey değil. 10 kişi söyledi diye o kelimeyi burada söylemek doğru bir şey mi anne? Oğlum sana yapanları görmeyeyim. Hadi oraya düğünde geleceğim. Oraya geleceğim. İçeride tokatla atlamış bir kepazelik. Tanıma arabasına saldırı bilmek için. Ökkeş kim? Babayın oğlu mu? Ökkeş abiye laf söyleme. Kim o adam? Ökkeş bulut kim biliyor musun? O adam. Çok düzgün, çok kaliteli bir adam. Çok Allah kaliteli razı olsun ondan. Onun sayesinde biz o düğünü de yaptık. Ya onu da söyleyeyim. Evet, o adama laf söylettirmem. Çok kanemetlik o kadar adam, kaliteli bir adam. Ben sana şunu demek istiyorum. Kaliteli sen düğünüme geliyorsun. Ben sana uzaklaştırma almadım ki almam da. Anamsın benim. Sen geliyorsun bizim düğünümüzü mahvediyorsun. O da yetmez ben gibi. Ne yaptım Seda Hanım ya? O da ben ne yaptım? Ben yapacağımın hiçbirini yapmadım. Sadece o çelengi aldım, oraya indirdim. Hanımefendi, saygısından bu kadar saygılı, bu kadar eğitimli bir bayan. Onu aldı kafama geçirmeye çalıştı. Ben sadece tutuyorum oraya indirmek için. Ama onlar dans ediyor, sen onunla doğru götürüyorsun. Yanlarına bırakacağım. Tahrik ediyorsun orada kızı. Yanlarına... Ya Seda Hanım senden bir şey diyebilir miyim? Anne, tabii. Bak, iki gündür kulağımdan ve gözümden kaçmıyor. Kusura bakmayın kardeş. Kalkıyorsun diyorsun ki, hani bunlar karı kocaymış ya. Evet. Bir karı kocanın yanında da bu laf söylenmez. Sen Emre'den özür dilersen seni silerim tanım. O ne demek? Lafımın arkasındayım. Bu ne demek? Lafımın arkasındayım. Böyle saygısızlığa neden rağmen. Hayır, hayır. Siz kıza sahip çıkmayan orada sizsiniz. Pardon. Orada dünürünü tanımayan dünür kim, sensin. Dünür. Ben dünürü hiç görmedim ki. O zaman sakın Nurgül. Sakın özür dilerim. Anne. Lafımın arkasındayım. Bak.